Merhaba arkadaşlar. Fatih Kaptan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çıkışı da bir değişik yapmışlar ya. Aynen. Şuradan dönüyoruz şöyle. Konvoyu gördün mü? Neredeler? Şeyde oil benzin istasyonu var. Beni Lübzer Transport yazıyor. Kalabalık mı ya? Hem de ne biçim? Oo, yetişiriz ya. Onlar benzinliği işgal etmişler. Hani içeride bir benzinlik var dedim ya. Anladım, anladım. Oradan. Ne oldu, kalabalık mı? Yok, ışıkta duruyordu da. Ha. Neredesin? Çıktın mı otobana? Otobanın çıkar çıkmaz bir köprü var ya, köprünün üzerindeyim. Tamam. Tamam, devam et sen yavaştan. Sıfıra bastım da seni göremedim, o yüzden dedim. Ben çıktım otobanı şu an. Otobana çıktın. Aynen. Benzinlik mi geliyorsun şu an? Öbür taraftan geleceğim ben. Sen devam et, o benzinliği geçtin mi? Bir saniye, otobana bir gireyim mi? Ana otobanı çık artık sen. Tamam. Şu an bir tane benzinlik geldim ama. Geç oraya geç. Otobandaki benzinlik demesi. Evet. Dinlenme tesisi var mı? Aynen, büyük bir benzinlik. Tamam, devam et. Arkandayım. Ama seni görmem lazım. Ben içim rahat etmiyor. Göreceksin arkandayım. Önüme gel. Tamam, gördüm ben seni.
bas bas. Sağdan mı gidiyoruz acaba? Aynen aynen. Yük 5 ton olunca tutamıyorum arabayı. Benim de 3 ton. Saksı çiçekleri taşıyorsundur kesin. Ne? Saksı çiçekleri mi taşıyorsun? Aynen aynen. Anlamadım. Konvoyu kaçırdık herhalde. Onlar geride kaldı. Sen ters yönden geldin ya. Sınır olmasa yardırmıştık. Aynen. Tam basmalık yol diyorsun yani. Aynen öyle. Şu adama bak, ortadan gidiyor ya. Direksiyon seti olsa bak nasıl kullanılıyor da. Ama gene de klavyeye rağmen iyi kullanıyorum ya. Vallahi kurallara uyan ve düzgün kullanan adamla her zaman sarıyor oyun. Aynen. Ya zaten kurallara uymazsan oyunun bir amacı kalmıyor ki. Canım, tabii canım yani. Öndeki adam yavaş yavaş kasmaya başlıyor. Ben de Serdar... Soluna geç ya. Sen beni istersen uyar sağa sola döneceğimiz zaman, çünkü bu yüklerimiz tamam, farklı tamam. Bir yere ya. Yola bak nasıl deyimli. Aynen, harika olmuş. Değişik. Bir de şu arabanın özelliğini çok iyi yapmışlar. Mesela dik bir rampaya geldiğin zaman anlıyorsun. Hani 1.17'de yazmışlar diye viteslerin geçiş şeylerini düzenlemişler diye. Evet. Mesela rampaya gidiyorsun. Mesela rampa aşağı indin. Bir saniye, ben bir hemen gelsem olur mu? Bir kapı çaldı da. Tamam. Ben yavaştan gideyim. Hı hı.
şu satıcılar. Oldu gene. Satıcılar ya. Devam. Hayır. Sen ileride misin? İlerideyim. Tamam. Benzinliğe girmedin değil mi? Çıktım ya şimdi. Ha tamam. Solunda da bir adam geçin, var. Geçin. Vallahi çok iyi oldu ama sen sıkışma. Adamsın eyvallah. Ben bakarım hep öyle. Ne yapıyorsunuz, yarışıyorsunuz mu? Yarışıyoruz gibi gözüküyor şu an. Ben şu an gaz bıraktım, beni yavaş yavaş geçmeye çalışıyor. Ve geçti de. Bırak geçsin ya. Kasıyor buralarda biraz. Aynen öyle. Sağdan mı? Aynen sağdan. Tabelalarda yazıyor zaten. Anam anam anam, adamın ani çıkışını gördün mü? Gördüm, biraz sürttürdüm gideri. Dün başıma gelen adamların başına geliyordu şimdi. Of, ne kasıyor ya burası. Hatta biraz adam var da. 9 kişi falan var ya. Arabaların sekmesi çok iyi olmuş. Bak bir tane başına gelecek şimdi. Aynen geldi. Keyifli oluyor ya. Şu an yeni düzenseler yolcu gözükmüyor. Değil mi? Aynen. Arka gözükmüyor. Ha buradan sağdan mı giriyoruz? Bakayım. Yok düz. Dümdüz dümdüz. Benim tabelada yazıyor zaten, takip et bakalım. Benim yük buraya da o yüzden. Biliyorum, yeşil tabelayı takip et. Ben yükü bırakayım mı yoksa seninle devam mı edeyim? Gel devam et. Tamam. Şuraya bak ne güzel ha. Hafiften iyi diyor yol. Aynen. Maşallah her yerde de deniz var be. Sola sağa baksam. Ne yapsın adamlar, dolduracak bir şekilde. Yani. Sen geç diye bilerek yavaşladın. Şu ayna mesafesini düzenlemeden önce ben kaç arka metreden selektör yaptığınız zaman aynada parlıyordu biraz kabin içi. Aynen. Şimdi hiç belli olmuyor. Adamlar bir yeri yapıyorlar, bir yeri bozuyorlar yani. Düzeltirler ya bunu. Çok kötü çünkü.
Hele ben en çok şu cam açma modülünün vesaire gelmesini çok istiyorum ya. İleride yapılır da şimdi olmaz. Bir multiplayer'da bir adam yapıyoruz da o yüzden. Ha, değil mi? Doğru. Hem cam açma şeyini hem de vites şeyini. Vites oynuyordu. Çünkü kabinin içinden ve dış kameradan bakmak bayağı bir fark ediyor. Çevreye bakmak. Tabii tabii. Renk şeyi oluyor. Farklı. Ben Howling'de bile zemadelerde edit yaparken biraz koyu cam yapıyordum böyle. Filmli olsun gibi. Howling efsaneydi ya. Aynen. Benim işte diyorum ya site vardı. İşte orada... Z modelleri çok iyi bilirim ben. Oradan edit yapardım, şey yapardım. Sen retardar kullanmıyorsun galiba. Ne? Retardar diyorum, kullanmıyorsun galiba. Yok, kullanıyorum. Yavaş durdum ya. He. Retardar çekince çünkü stop lambaları da yanıyor ya. Yanmadı mı? Yok, yanmadı. Az önce de o yüzden sordum. Allah Allah. Ampülü patlamıştır ya, bir şey olmaz. Sanayide değiştiririz. Normalde yanıyor mu acaba? Yanıyor canım. Şimdi çek mesela abi. Şu an... Ay, yandı. Yandı. Şurada bir sollasam nasıl olur? Bir dene. Deneyim. Ha, neyse, yol genişledi zaten. Buradan sola döneceğiz. Geç. Tabii. Sen geç 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 geç. Ne hikmetse seninle birlikte giderken hiç hasar almıyorum ya. Allah Allah. Vallahi bizim arkadaşlarla oynuyorum, %50 hasardan aşağı gidemiyorum. Şuraya bak, %0 hasarla geldim resmen. Ben yavaş gidiyorum ya. En iyisi, acele yok. Bu evet. Bu şeyde İKA'da şey yapmış. IKEA'nın çakmasını yapmış. Aynen. Markette satış için getiriyorlar. Adamlar bana diyecek şimdi bu Polaris Line'ın burada ne işi var? Bir şey olmaz ya. Geçen arkadaş bana kantarı göstermek için maden ocağına soktu. Bu dorsenin, evet. Senin şu an taşıdığın dorsenin aynısı vardı. Bir tane Türk birisi yazıyor ki sen o dorseyle orada ne işin var arkadaşım, çıksana diyor. Nasıl kırmışım? Bak, arkada adamın da var. Gel gel yapıyor sana. Aynen. Ona bakarak yanaştım. Tamamdır. Tam sıfır oldu abi. Vallahi aynen öyle. Şimdi yeter mi senin için peki MP?